Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Kaynak, İstanbul Üniversitesi'nde görevli Doçent Doktor Oğuz Gündoğdu, Doğu Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agaltay ile AFAD Eğitim Koordinatörü Özden Işık'tan oluşan ekip, fay hareketlerinin bir yıldır devam ettiği Simav'da incelemelerde bulundu. Son günlerdeki depremlerin merkez üssü sayılan Simav'a 18 kilometre mesafedeki Şenköy beldesindeki incelemelerin ardından açıklamada bulunan bilim adamları, ilçede yaklaşık bir yıldır ardı arkası kesilmeyen artı sarsıntıların 2 ya da 3 yıl daha sürmesinin beklendiği yönünde görüş bildirdi. Simav'da devam eden artı sarsıntıların yer altındaki sıcak su buharının hareketliliği ve volkanik arazi yapısından kaynaklandığını ileri süren bilim adamları, bölgede meydana gelebilecek depremlerin büyüklüğünün de en fazla 6 şiddetinde olabileceği yönünde görüşlerini dile getirdi. Devam eden artçılar ve olası depremlerin doğal güzellikleriyle ünlü Simav'ı ve Simav halkını doğrudan tehdit eder halde bulunduğuna dikkat çeken bilim adamları, en büyük tehlikenin ise halen hiçbir faaliyette bulunulmayan ve 51 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin edilen 1500 rakımlı Simav Dağı altındaki Simav fay hattı olduğunu ileri sürdüler. Simav fay hattında şimdilik herhangi bir hareketliliğin görünmediğini savunan Profesör Doktor Kaynak, "Allah'a şükürler olsun Simav fay hattında şimdilik herhangi bir hareketlilik gözükmüyor. Ancak herhangi bir hareketlilik yaşanırsa Simav fay hattı bölgede 6.8 veya üzeri depremler üretebilecek düzeyde," dedi. De bize ispat ettiği gibi 5,9 gibi 6 gibi bir büyüklükten daha fazla kapasiteye çıkamayacağına dair inancım var. Simav'da bundan sonra da artçılar ya da bağımsız depremler buhar basıncı nedeniyle devam edecektir. Öyleyse Simav'da bu tip depremler devam ettikçe maksimum beklentimiz 6 diyelim. Ama Simav'ın hemen yamaçlarından geçen ve Mete Ar tarafından işaretlenen bir Simav fayı var. O Simav fayı aşağı yukarı 1-2 defa batıp çıkarak 50-60 kilometre boya ulaşabiliyor. Bu da 6,5-7 yakın, 6,8 gibi bir kapasite demektir. Hiç çalışacakmış gibi görünmüyor, bereket versin ki. En ufak bir ezilme, en ufak bir öncü hareketler falan yok. Ama o bir doğrultu atımlı faydır. Onun üst sınırı çok yüksektir. Fayın boyuyla orantılı olarak o fayın büyüklüğü, üretebileceği magnitüdü 6,7, 6,8 olarak betimlemek, tanımlamak olasıdır. Bu ise Simav'ın bu kadar güzel bir yere yerleşmiş, ovadan kaçmış, yamaçlara yaslanmış bir Simav'ın derhal rehabilite edilerek ve kentsel dönüşüm yapılarak ileride daha büyük depremlere gebe olan o doğrultu altında Simav fayına karşı da korumaya alınmasını bekleriz.